Sevgilisinden dedi. Çiçekler Ada'nın sevgilisinden dedi ya. Nankör Ada. Ama salaklık bende. Salaklık bende. Şirketin kapısının önüne konulmuş kızı ben aldım, paketledim, adamın gözünün önüne koydum ya. Ama ben sana göstereceğim dünyanın kaç bucak olduğunu. Gerçek Tuğçe Dikman'la tanışma vaktin geldi senin. Of. Hop. Sakin ol güzelim, ver bakalım şunu. Ne oluyoruz? Ha? Bak bir şey diyeceğim, bu tarz sinir, stres cilde zarar verir. Bunu biliyor muydun? Çirkinleşirsin bak, söylüyorum. Defol git Rüzgar, seninle uğraşacak halim yok. İşler mi canını sıktı? Hı? Geçer gider ya, boş ver. Çıkar mısın lütfen? Peki bu son olaya ne diyorsun? Bak gerçekten yorumunu çok merak ediyorum. Gerçi Bora yani hepimize fırça kaydı. Kimse kendi arasında konuşmasın diye ama bence biz konuşabiliriz. Yani diğerlerine nazaran bizim mevkimiz biraz daha farklı ya. Hani? Bu konuda konuşmak istemiyorum Rüzgar. Bence bunlar en başından beri sevgililerdi biliyor musun? Yani bize söylemediler, bizden sakladılar. Sonuçta yeni ilişkini gidip şirketin ortasında herkesin içinde açıklamazsın. Hele ki Bora doğru söz. Ya bak gerçekten hayret ediyorum yani. Hayret ediyorum ya. Yani gerçi böyle diyorum da ben kampta biraz şüphelenmiştim biliyor musun? Ne oldu sana? Bozulmuş gibisin. Hı? Bak büyük patronun sevgilisi senin asistanın. Yani bunun tadını çıkar güzelim. Lütfen. Neyse benim kaçmam lazım. Avukatla falan görüşeceğim. Senin ne işin var avukatla? Büyük dedemden bir şeyler kalmış bana. Miras yani? Yani sayılır. Miras demeye bir işaret ister. Yani baksan masrafı kendinden fazladır. Hı. Anladım. Ya güzelim asma şu suratını. Bak karşında grafik departmanının başkanı var. Lütfen. Öpüyorum. Bay bay. Ne zaman hallolur Merve Hanım? En kısa zamanda açacağız boşanma davasını Ada Hanım. Ben size bilgi vereceğim. Tamam, teşekkür ederim. Bekliyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Ada. Aa, Tuğçe Hanım. Ya fıstık gibi olmuşsunuz fıstık yeşiliyle. Odama. Otursana, ayakta kalma. Yok Tuğçe Hanım, iyiyim ben böyle, sağ olun. Otur, otur. Otur. Biz seni rahat ettirelim. Sana içimizi açalım. Senden yardım isteyelim. Hatta sana sevdiğimiz adamı da verelim. Tuğçe Hanım, o tam olarak öyle olmadı. Nasıl oldu pardon? İdeal kadını ne çabuk unuttun yaptığımız şeyleri. Hatırlatmamı ister misin? Tuğçe Hanım, ben size hep yardım etmeye çalıştım. Yardım? Yardım ha? Hata bende. Hata bende zaten. Salak mıyım ben? Sen kimsin ki bana yardım edeceksin ki? Sen niye bana yardım edesin? Sen Bora'ya ulaşmak için beni bir basamak olarak kullandın. Hayır Tuğçe Hanım. Ben sizi kullanmadım. Kandırmadım ben sizi. Ben sadece işlerin buraya varacağını düşünemedim, tahmin edemedim. Bora Bey'in hislerini tahmin edemedim ben. Tahmin edememişmiş. Sen en başından beri Bora'ya aşıktın değil mi? Fulya'yı, Meltem'i uzak tutmaya çalışmandan belliydi zaten. Söylesene ya, ben bir şeyi çok merak ediyorum. Nasıl ayarttın Bora'yı? Nasıl kırdın onun o çelik duvarlarını? Aşık oldum. Ben sadece aşık oldum. Aşk zorla olmuyor Tuğçe Hanım. Bunu bir anlasanız, bunu bir idrak etseniz o kadar huzurlu olacaksınız ki ama anlamıyorsunuz. Ya bir de ders veriyor bana ya. Ben huzur falan istemiyorum, anladın mı? Ben Bora'yı istiyorum ve alacağım. Onu sana bırakacak değilim. Öyle bir şey olmayacak zaten. Kimler geldi, kimler geçti? Senin haberin var mı acaba? Bizim bir ilişkimiz olmayacak. Aşk zorla olmuyor diyorsun bir de ya. Aşkı meşki unutacaksın kızım. Yoksa sen karşında bambaşka bir Tuğçe görürsün. Tuğçe Hanım! Tuğçe Hanım! Sakin olun. Sakin olun. Beni dinleyin. Ben Bora Bey'i kendimden uzaklaştıracağım. Bizim bir ilişkimiz olmayacak. Sana niye güveneyim ki ben? Ben size dürüstçe aşık olduğumu söyledim. Şimdi aynı dürüstlükte bir ilişkimizin olmayacağını söylüyorum. Kusura bakma Ada ya. İnanamadım bir an. Hangi kadın kendi isteğiyle Bora'dan vazgeçer ki? O da bana kalsın. Bir de dürüstüm diyor ya. Ben ona inanacak kadar salak mıyım? Yalancı. Yalancı. Allah kahretsin.